Yo, aynı yani Kılıçdaroğlu olsaydı da yapacağı şeyleri yapıyor şu anda Özgür Özel. Yani ne paradigmatik bir değişim bekleyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi var yani bir mayası var, bir mutfağı var. O mutfaktan yetişen insanlar. Özgür Özel neticede Kılıçdaroğlu'nun güttüğü siyasetin içerisinde ona razı olarak, onu teyit ederek, ondan sürekli olarak onunla işbirliği içerisinde sürekli olarak hareket ediyordu. Yaklaşım olarak hemen hiçbir fark yok. Sadece işte bir Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Yani öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne zihniyet olarak ne yaklaşım tarzı olarak herhangi bir şey bekleyemeyiz. Yani en son işte kalkıp durduk yerde Hamas bir terör örgütüdür demesi bile yani kime ne mesaj vermeye çalışıyor? Tıpkı Kılıçdaroğlu da veriyordu bu tür mesajları. Arada bir işte bizim Libya'da ne işimiz var, Filistin'de ne işimiz var, Filistin'le ne alakamız var? Biz işte karışmayalım Filistin'de ne olup bitiyorsa. Filistinler zaten bizim tarihte neler neler yapmışlar bizlere falan diyerek. Yani o bildiğimiz meşhur 20'li, 30'lu, 40'lı yılların söylemini bugünlere başka türlü taşıyarak getiren, biraz daha bugünkü dünyada emperyalistlerin amaçlarına hizmet eden, netice Türkiye'yi Filistin'den, Libya'dan, Arap coğrafyasından, Orta Doğu coğrafyasından koparmaya çalışan bir zihniyet neyse onu devam ettirmeye çalışıyor. Bu tabii bu şeyle ilgili, uluslararası politika ile ilgili kısmı. Bu uluslararası politika ile ilgili kısmını tabii yeniden yeri gelmişken yeniden ifade edelim. Yani bu bizi Orta Doğu'dan koparan bir şey var, bir irade var. O irade kendisi Orta Doğu'yla bayağı içli dışlı halbuki. Yani diyelim ki netice bizi Orta Doğu'dan kim koparıyor? Orta Doğu bir bataklıktır. Orta Doğu'da işte Arapların işlerine karışmamak lazım, içlerine girmemek lazım falan diyen insanlar, bize bunu dedirten, bizim zihnimize bunu eken insanlar kendileri gayet güzel güzel yani neredeyse 100 yıldır oraya çöreklenmiş vaziyetteler. Oranın petrolünü yemektedirler, doğal kaynaklarını yemektedirler, orayı yönetmektedirler ve hiç de öyle hani Orta Doğu bataklıkmış gibi falan davranmıyorlar yani. Bir İşte de bu sürekli gayet çıkacağız diyerek daha fazla girip. daha fazla dalıyorlar içine, daha fazla kök salıyorlar orada. Bugün yani tabii bu biraz da ülkenin kapasitesiyle, orayla ilgilenebilmek ülkenin kapasitesiyle alakalı bir şeydir. Ülkenin vizyonuyla da alakalı bir şeydir. Siz eğer bir vizyoner bir politikaya sahipseniz yani Orta Doğu'yla da ilgilenirsiniz. Orta Asya'yla da ilgilenirsiniz. Çin'in içerisindeki Uygurlarla da ilgilenirsiniz. Girersiniz Şangay'daki oradaki güç dengeleriyle de ilgilenirsiniz. Oraya da bir şey oynarsınız yani bir şey ekersiniz oraya. Ya bunu illa emperyalizm anlamında söylemiyorum. Ben böyle bir işte Batı emperyalizme karşı çıkıyoruz ya onun karşısında bir Türk emperyalizmi yapalım gibi bir şeyin hevesinde değilim. Bizim haddi zatında bizim emperyalizm yapmamıza da gerek yok. Bunlar zaten bizim coğrafyamız. Bunlar bizim ülkemiz. Yani 100 yıl önce biz Türkiye olarak, Osmanlı olarak bütün bu coğrafyanın sahibiyken biz şimdi oradan feragat etmiş olmaktan övünecek hale gelmiş durumdayız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir bunu bize yaptıran. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bize yaptırıyorlar bunu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye adına hareket eden, Türkiye halkının lehine, Türkiye'nin o tarihi misyonuna uygun, vizyonuna uygun hareket eden bir parti değildir. Onun için söylediği sözü öyle çok da yani çok da şaşırdığımı söyleyemem. Yani benim için çok sürpriz bir söz. Hamas terör. Tabii ki onun için Hamas terör örgütü. Çünkü o emperyalistlerin terör tanımına olduğu gibi uyuyor. Onlar ne diyorlarsa onların sözlerini olduğu gibi tekrarlayacaktır. Başka bir şey yok. Yani kendisi bir şey açamıyor, bir yol açamıyor, bir söylem kuramıyor. Hamas niye terör örgütü olsun? Hamas terör örgütüyse senin Kuvayi Milliye'nin de terör Peki örgütüydü o sizce zaman. CHP